Çok güzel oldu. Set bitmiş oldu bu şekilde. Akvaryum Cekan'ın çok değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım, bugün videonun başlangıcı böyle Kapıdağ Yarımadası'nda oradan olsun istedim. Biraz da rüzgar var. Umarım sesim net anlaşılıyordur. Sizlere arka tarafta Erdek, Biga ve Kapıdağ Yarımadası'nın manzarasını göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İleride gördüğünüz yerler Karabiga dostlar. Şu şekilde Avşa Adası, Erdek Ocaklar tarafı. Çok güzel bir manzara. Sizlerle de paylaşmak istedim videonun başlangıcında. Umarım videomuzu da beğenirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler dostlar. Dostlarım, tekrardan videoma hoş geldiniz. Göktay abinin oraya geldim. Bandırmadan getirdiğimiz balıkları ve kurduğumuz seti göstereceğim sizlere bu videoda. Yavaş yavaş hem videomuza giriş yapalım. Bir de sizi büyük oğlumla tanıştırmak istiyorum. İsmi Mustafa. Bu şekilde küçük bir kaza geçirdi bizimle bugün. Merhaba der misin oğlum? Merhaba. Yani bütün takipçilerimiz oğlum da görecek. Kolunu kırdı. Nasipse 20 gün sonra alçısı çıkacak. İnşallah nazar değmesin evladıma da bir an önce çıksın. Çok sıkıldı diye böyle Göktay abinin yanına getirdik. Bir sürü yem çeşidi aldı. Ondan sonra balıklar aldık beraber. Bu şekilde sular tamamlanıyor. Isıtıcılar takıldı kış ayı sebebiyle. Benim balıkları getirmiştik ama çoğunu verdik. Yavrulu şeyli bu şekilde duruyor burada. Sky Blue balıklarım, Japon balıklarım falan hepsini verdik. Bu şekilde boşalttık, yer ayarlıyoruz. Setimiz bu şekilde oldu. Kuşlar da orada bu arada. Göktay abi de beta balıkları için bardak tarzı bir şeyler almaya gitti. İnşallah Rabbim satmayı nasip etsin. Güzel balıklar aldık. Göksel abimiz de, Yıldıray abimizden. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Beraber gidip seçtik. Aldığımız balıklar bunlar dostlar. Orada da göstermeye çalıştım. Şu şekilde lepistesler aldık. Görüyorsunuz. Bunlar açıldıktan sonra tekrar sizlere çekmeye çalışırım. Çöpçü balıkları aldık. Beta balıkları aldık. Japon balıkları, çiklet balıkları, zebra balıkları, melek balıkları. Hepsinden koymaya çalıştık bu şekilde transgenetik tetralardan. Hem ithal hem de yerli betalardan aldık. Kendi üretimi fil kulak kırması. Rabbim hayırlısıyla satmayı, hayırlı işler nasip etsin inşallah Göktay abime. Artık sık sık video çekmeye çalışacağım. Nasip dostlar. Artık balıklar açıldıktan sonra tekrar çekmeye çalışırım. Videonun devamı birazdan. Kuşları da gösteririm hem bu şekilde. Evet, hobisever dostlarımız. Balıkları saldık. Set bitti. Nasipse yarın aşağıdaki akvaryumlar da gelecek. Balıklar biraz, akvaryumlarda balık yükü biraz fazla oldu ama iki akvaryum daha gelince bitecek bu akşam. Tamamlayacak cam ustası. Ondan sonra bu setimiz tamamen dolmuş olacak. Balıkları sizlere göstereyim. Yeni gelen balıkları. Poşette pek gösteremedim bugün. Şöyle dediğim gibi yük biraz fazla akvaryumlarda ama yapacak bir şey yok. Bir akşamlık idare edecekler. Japonlar, yeni gelen Japonlar ve melek balıkları bir arada. Artık şu şekilde göstereyim. Yeni bitti artık. Salma işlemi yeni bitti. Sularına yeni alışacaklar. İnşallah bu bıcırıklar azıcık sessiz olursa videoyu daha rahat çekeceğiz ama siz de idare edeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Burada da karışık ciklet türleri var. Yunus, beyaz prenses, mavi prenses. Hepsi karışık bu şekilde. Sizlere yakından göstermeye çalışayım. Bunlar benim eski balıklarım. Sadece 3 tane kaldı getirilmiş olduklarımdan. Burada da lepistesler karışık. Molileri de bir araya aldık. Balon mollerim.
Bunlar benim yerli pisteçlerim, getirmiş olduğum Gökteyhan Bey. Gördüğünüz üzere yavruları yemiyorlar dostlar. Bunlar alışık. Bunların hiçbiri yavru yeme eğiliminde değil. Her yer yavru dolu bu şekilde. Onlar alışık olduğu için burada boylanıp gidecekler. Isıtıcılar takılı. Isılar gördüğünüz üzere, şöyle yaklaştırabilirsem, şu anda 23-24 derece. Japon balıklarında o şekilde. Diğerlerinde biraz daha yüksek. Şöyle gösterebilirsem 25 derece, 26 derece ısılar olacak. Bir tane aldığımız yerden ibibik balığından karışmış. Şöyle göstereyim. Lepistes ve kılıçlarla birlikte. Tesadüfi bir şekilde geldi o. Şöyle göstereyim. Çöpçü balıkları, kılıç balıkları, lepistes balıkları burada. Komando çöpçülerle birlikte. Burası da güzel bir akvaryum oldu. Artık Rabbim hayırlısıyla satmayı nasip etsin. Ve bu senenin trend balıklarından transgenetik tetralar. Bu şekilde rengarenk zebralarla birlikte. Onlar da dediğim gibi ayrıştırılacak. Muhtemelen melek balıkları ve ciklet balıkları yukarıda kalacak. Ama Japon balıkları, bu Japonlarla birlikte aşağı bir akvaryuma gelecek. Sebebi de aşağıda ısı yukarı çıktığı için, kış sebebiyle bu şekilde aşağıda olacak onlar. İleriki zamanlarda gene video çekmeye çalışırım buralardan, gelen türler oldukça. Çok güzel oldu. Set bitmiş oldu bu şekilde. Ben de tam Göktay abi kapatırken, toplarken evet, toplarken yakalamış oldum. Kuşları da göstereyim biraz. Bu şekilde yetişkin damızlık boyda kuşlar, sultan papağanlar, seven dostlar için. Böyle güzel bir, daha önceki videomda görmüştünüz. Böyle bir aparat yoktu. Göktay abim kendi yaptı. Elinden her şey geliyor maşallah. Böyle açılır kapanır. Hem balıklara ve dükkana toz gelmeyecek, tüy gelmeyecek. Böyle sürgülü bir kapı yaptı. Buradaki satıştaki kuşlar sadece satılırken veyahut da biri görmek istediği zaman sadece kapıları açılıyor. Onun haricinde böyle kapalı oluyor. Hijyen bakımından da çok iyi. Gördüğünüz üzere böyle tüyler de buraya yapışıyor ve gelmiyor. Hem balıklara hem dükkana tozlar uçuşmamış oluyor dostlar. Bu şekilde erkek yavruları göstereyim. Maşallah derseniz sevinirim. Videonun sonuna dişi yavruları göstereyim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken şurada da bir tane sultan papağanımız var. Onları da göstereyim. Ve bir hatırlatmada bulunayım dostlar. Trend Yol'dan ve N11'den açıklamalar kısmına bırakacağım. Herhangi bir malzemeniz varsa, yani ihtiyacınız varsa malzemeler yönünden, Göktay abiye ulaşabilirsiniz. Akvaryumlardan kuşlarla, balıklarla, kedilerle, köpeklerle ilgili, evde beslediğiniz tüm canlılarla ilgili, bütün dostlarımızla ilgili, giyeceğinden tasmasına, yiyeceğine kadar, kulübelerine kadar her şey mevcut. Açıklamalar kısmından Trend Yol ve N11'den bakabilirsiniz. Siparişlerinizi verebilirsiniz. Daha önce tek tek tanıtmaya çalıştım. O videoya da göz atarsınız. Linkini bırakırım. İlk çekmiş olduğumuz videoya. Orada sadece bu balıklar yok. Kuşlar mevcut. Fiyatlar, her şeyi orada göstermeye çalıştım. Şimdilik bu kadar olsun diyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.